Şimdi Ağrı'da ki insanlar isyan ederken, isyana devam ederken özellikle 90 bin askerle Türkiye Cumhuriyeti bunların etrafını sarıyor. Ki Ağrı'nın etrafını. Fakat ne yapıyorsa indiremiyor. Yani 4 yıl boyunca uğraşıyor, indiremiyor. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti'nin politik bir takım manevraları var. Şeyleri var, politik bağlantıları var. İngiltere ile bağlantı kurarak Blackboard adında şey alıyor bunlardan. Uçak alıyor. O dönemin son model uçaklarıdır. Yaklaşık 70-80 tane uçak alıyor bunlardan. Ağrı'nın çevresine asker sarınca bu sefer de ne yapıyor? Kaçamıyorlar. İran'a da kaçamıyorlar. Şimdi bu kadar sıkışıklık içinde diyorlar ki biz bir cephe var diyorlar. Biz bütün ilgi odağı olduk. Herkes bizimle savaşıyor. İkinci bir cephe daha açalım. Üç cephe daha, iki cephe daha açalım diyorlar. Neresi? İşte Kör Hüseyin Paşa'nın bir oğlu Mehmet Bey, bir oğlu da Nadır Bey vardır. Nadır Bey Patnos'a gidip orada bir cephe açmaya çalışıyor. Bu cephe tabii barınamayacak. Yani Mehmet Bey'in yardımıyla kurtuluyor oradan, tekrar geri geliyor. İkinci şey Zilan'da, işte Zilan Deresi'nde Mehmet Bey'in de başlatmasıyla birlikte işte 64 kişiye çıkıyorlar. Oradaki topladıkları insanlarla birlikte karakolları vurmaya başlıyorlar. Şimdi karakollar vuruluyor. Neredeyse bir Tugay'ı ele geçiriyorlar, yok ediyorlar şeyde. Yani oradaki bütün karakolları ellerine geçiriyorlar. Onun dışında bu sefer Erciş'i sarıyorlar. Yani şu bu gelen adamlar karakolları aldıktan, köyleri aldıktan sonra Erciş'e geliyorlar. Şimdi gençlerinden 100 kişilik bir direniş şeyi hazırlıyor. Dolayısıyla askeriyenin şeyinden silah deposundan silahlar alıyor. Çok güzel silahlar. 3 atar silahlardır. O dönemde 3 mermi beraber alan silahlardır bunlar. Diğerlerinin elinde bu yok. Şimdi bolca mermileri var ama direnişçilerin elinde mermi de yok. Çekilmek zorunda kalıyorlar. Bu arada yeni askerler de gelmiştir. Bunlar çekiliyorlar. Nereye gidiyorlar? Zilan'a gidiyorlar. Oradan tekrar Ağrı'ya geçiyorlar. Zilan sahipsiz kalıyor. Şimdi Van'dan gelen askerler değil asıl katliamcı olanlar. Özellikle Ankara'dan gelen bir emirle Erzincan'da bir tane subay var. Bu subay Konya'da kendini ispatlamış birisidir. İsmi Ahmet Derviş'tir. Şimdi bizimkiler Derviş Bey gidiyorlar. Aslında Derviş Bey değil, Ahmet Derviş adındaki birisi bu. Bulgaristan kökenlidir. Bulgaristan göçmenidir. Atatürk'ün silah arkadaşıdır. Oradan tanışıyorlar. Yani bir savaşta beraber savaşmışlar. Şimdi bunlar geliyor, bunu çağırıyor. Diyor ki sen diyor Konya'da kendini ispatladın. Bir sürü insan öldürdün. Diyor Zilan'da sana ihtiyacım var. Şimdi bu Zilan'daki katliamları bu dönemde o gelen adam yapacak. Yani Albay Ahmet Derviş gelecek. Zaten Zilan'dan hemen sonra general kabul edecekler. Yani albaylıktan generale terfi ettirilecek. Tam neredeyse 9 tane yer var katliam yeri. 1930'un 12 Temmuz'unda özellikle toplayacaklar, toplamaya başlayacaklar. Tabii bu toplama neredeyse 6 ay sürecek yani bu şeyde. İlk büyük katliamlar bir hafta içinde gerçekleşiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti böyle kurulmuş. Zaten bir haksızlık üzerine kurulmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kuruluşu, haksız kuruluşu bugün de halen devam ediyor. Bugün Kürtlere yönelik olan hangi partiye bakarsanız bakın Kürtler söz konusu olunca birleşiyorlar. İşte Sur katliamı, işte Gever katliamı, işte diğer katliamlara baktığınız zaman bunlar zaten aynı olay devam ediyor. Yani hızından hiçbir şey eksiltmeden günümüzde de Kürt katliamları sürüyor yani.